Bir zamanlar sıcak bir ülkede, uçsuz bucaksız bir çölün ortasında Küçük Yıldız adında sevimli bir deve yaşardı. Küçük Yıldız, yumuşacık kıyafetler giyinmeyi ve en sevdiği şey olan yıldızları izlemeyi çok severdi. Ancak çölde yaşamı biraz monotondu. Her gün aynı manzara, aynı kum taneleri. Bu yüzden Küçük Yıldız başka yerleri görmek istiyordu. Bir gün Küçük Yıldız çölün ötesine geçmek ve keşfetmek için cesur bir karar aldı. Yıldızların altında, yıldızların rehberliğinde yola çıktı. Gökyüzündeki yıldızlar ona doğru yolu gösterdi ve ona cesaret verdi. Yol boyunca Küçük Yıldız birçok engelle karşılaştı. Fırtınalar, kum tepeleri ve sıcak güneş. Ancak Küçük Yıldız kararlılıkla ilerledi ve hiç pes etmedi. Sonunda çölün ötesine geçtiğinde karşısına muhteşem bir vaha çıktı. Bu vaha parlak yeşilliklerle, göletlerle ve rengarenk çiçeklerle doluydu. Küçük Yıldız bu güzellik karşısında büyülendi ve sevinçle zıpladı. Küçük Yıldız vahayı keşfederken büyülü güzelliklere hayranlıkla bakıyordu. Rüzgar yaprakları ve çiçekleri dans ettirirken güneş ışığı göletlerin üzerinde parıldıyordu. Devenin kalbi bu doğal cennetin güzelliğinden coşarken etrafında dolaşan rengarenk kuşlar da ona eşlik ediyordu. Küçük Yıldız Vaha'da yaşayan insanlarla tanışmak için heyecanla ilerledi. Onların neşeli kahkahaları Vaha'nın sessizliğini bozuyor ve doğanın içindeki yaşamın ne kadar canlı olduğunu hatırlatıyordu. İnsanlar sevimli deveyi sıcak bir şekilde karşıladılar ve onun macerasını merakla dinlediler. Vaha'nın lideri Sevgi Hanım, Küçük Yıldız'a misafirperverlik gösterirken Vaha'nın hikayesini anlattı. Eskiden Vaha'da birçok sıkıntı yaşanıyormuş. Ancak insanlar bir araya gelerek birlik ve dayanışma içinde çalışmışlar ve Vaha'yı tekrar canlandırmışlardı. Küçük Yıldız, Vaha'daki dostluk ve dayanışma ruhunu hissetti. İnsanların birbirlerine destek olması ona da ilham verdi. O da kendi macerasına katkıda bulunmak istedi. Sevgi Hanım'ın yardımıyla Vaha'daki bahçeleri sulamak ve çiçeklere bakım yapmak için elinden geleni yaptı. Günler geçtikçe Küçük Yıldız Vaha'da yeni arkadaşlar edindi. Beraber çalışarak Vaha'nın güzelliğini korudular ve büyüsünü herkese gösterdiler. Her gece gökyüzünde parlayan yıldızlar onlara yol gösterirken Vaha'daki dostluk ve sevgi her zorluğun üstesinden gelmelerini sağladı. Sonunda Küçük Yıldız çölün ötesine geri dönmeye karar verdi. Ancak Vaha'daki dostları ve anıları onun kalbinde her zaman yaşayacaktı. Küçük Yıldız, gökyüzündeki yıldızların ışığında yeni maceralar için çöle doğru yol aldı. Artık o sadece kendi hikayesini değil, Vaha'daki dostlarıyla yaşadığı deneyimi de yıldızlara anlatıyordu. Ve her gece gökyüzünde parlayan yıldızlar onun cesaretini ve dostluğunu anlatmaya devam ediyordu.